İnsanın zayıf damarları, dersimiz bu. Aşağıda var galiba. Tamam, var mı? Heh, şurada var. Ben bana şey lazım. Şurada çever. Galp resimlerinde yok. Şeceri hilkat var mı? Heh. Heh. Bir şey göstermek istiyor. Ben bu arada o kardeşime gönderme yapayım. İmanım gitti. O anlattı yani. Gitmez kardeşim. İstesen de gitmez. Nasıl gitmez? Gitmez kardeşim. Vicdanını at da göreyim hadi şey imanı. İmanı nasıl atacaksın? Böyle bir şey olur. İman dem ve damarlara inmiş. Nasıl gider biliyor musunuz? Aldığınız bilgilerin tersini ispat edip tek tek sökülmesi lazım. Öyle diyor. Çivilerin diyor tek tek sökülmesi lazım diyor. 15. sözde. O imanı giderler nasıl gidiyor? Taklidi olduğu için öyle gider tabii. 15. sözde şeytanla münazarada. Tek tek o ne ile çakmışsa muhla onlar sökülmesi lazım. Nasıl sökeceksin? Bak şimdi Almanya'dan yani sordu. Tamam bir dedi yapana alıyor. Bak şeytan bunu şey yapacak mı? Ha şuradan büyütecek. Değil mi? Bak. Tekerlekle. Ha, tekerlekle gidiyor mu? Şeytan sevgili kardeşim ona duyuruyorum. Size lazım değil. Şu. Buradadır. Şeytan buradan takılmış bize. Gözüküyor mu? Şeytan burada. İmanın hakikati şurada. Şurada. Şunu büyüteyim. Niye? Şimdi. Bak iman burada arkadaşlar. İmanın hakikati. Bir de bu mahluktur. Bak bunu göstermek için de yapayım bak. Ama gider mi? Gitmiyor. Tekerlek de gider mi? Ha gidiyor. Bak. Hadi bozulmasın. İnip çıkıyorum. Dersimiz bu değil. Bak şeytan sana buradan vesvese veriyor. Şuradan. Vesvese buradan. Ha bu. Kürs. Şimdi adam buradan takılmış bize. Elime bak. Şimdi son mertebe başladığı noktadır. Elma, tomurcuk, çiçek, dal. Dal, evet, gövde, kök, çekirdek. Daha geri gidebilir mi? Elma gidebilir mi daha geri? Ha? Gidemez ki. Çekirdeğe girdi, bitti. Bitti, daha geri gidemez. İşte şeytan buradan takıldı. İmanla alakası yok onun. Senin imanının hakikati, sevgili kardeşim, şurada, şu mouse'un gördüğü yerde, var değil mi orada? Mahiyeti ise Allah'ta mümin kalbinin bak Allah irade-i cüziyenin sarfından sonra irade-i külliyenin mümin kulunun kalbine koyduğu bir nurdur. Bilmiyoruz keyfiyetini. Allah koydu kendisi. Oradadır. Yani hiç alakası. Şimdi gördün mü bak 10 saat anlatsaydık belki bu kadar olmaz. Nereye gelecek adam? Bak tak tak, tak. Şeytan nereden takıldıysa en son yuvası orası. İmanın gitti. İmana ver onu saklayayım seni diye. Kızdırma beni şeytanını kıracağım bir tarafına. Bunu kapatıyorum. Dersimiz insanın zayıf damarları. Tamam arkadaşlar? İnsanın zayıf damarları. Ya Allah bismillah. Efendim biz. Tamam. Tek tek gidiyoruz. Sormak istediğinizi sorabilirsiniz. Katkı varsa katkınızı da alabilirim. 15 sayfadır. Ne kadar çabuk gidersek o kadar kârdır. Bir derste bitirmek istiyorum bunu. Gençlik damarı akıldan ziyade hissiyatı dinler.
Damar herhalde renklidir, gözü görüyorsunuz. His ve heves ise kördür, akıbeti görmez. Birdir hem hazır lezzeti, ileride bir batma lezzete tercih eder. Gençlik damarı, damarmış. Bir damar. Damar nedir? Gençlik damarı akıldan ziyade his ve hevesi dinler. His ve heves ise çok iyi görür. Geçmiş ve gelecekle alakası vardır. Oldu mu? Olmadı da görmüyor musunuz orayı? Olmadı. His ve heves ise kördür, kör. Akıbeti yok. Yani şu, nefis der ki kardeşim ben taksitle işim yok. Hazır ne varsa onu alırım. Yok, gelecekte bana vaat ediyor. O benimle alakası yok, o seninle alakası var diyor. İşte şimdi sizin gibi fıtrı kahramanlık damarını taşıyan yeni arkadaşlar. Yani damar çeşitlerini okuyor. Kahramanlık damarı. Vesveseli adam teması telebüsle iltibas eder. Vesveseli adam, mesela diyelim ki bir tane solcu bana veya Hristiyan, veya kiliseye gittim ustadın tabiriyle. Kiliseye gittim veya gayrimüslim camiye gitsin. Müslüman olur mu? Olmaz. Ha, aynı bunun gibi. Çünkü aynı yerdeler. Odunu dumansız düşünemezsiniz. Düşünebilir misiniz? Odunu nursuz da düşünemezsiniz. Odundan dumanı, nuru penseyle, kerpetenle alamazsınız. Duman kapatan, nur açandır. İkisi aynı yerde. Birbirini kapatmıyor ki. İman küfür de böyledir. Niye bende var? Sen kainatın çekirdeği olduğunda. Çekirdek diyebilir mi? Ya ağacın dalı bende niye var? Kokusu niye var? Ya çekirdeksin sen kardeşim. Sen dal değilsin. Sen kainatın çekirdeğisin. Çekirden olduğun için her şey var. Şeytan kainatta bir birim midir? Birimdir. O zaman bende olması lazım zaten. Olmasa ben insan değilim. Cebrail'in içinde şeytan olmadığı için insan değil. Cebrail o. Bir anda şaşırdınız ama Cebrail o ya. Cebrail. Azrail'in içinde de Azrail var. Azrail ölmeyecek mi? O da ölecek. Yok, ne kendi kendine? İçinde var dedin sen. Ya Azrail seni şey yapıyor da o korkmuyor mu sanki ölümden? O da ölecek. Küllü şeyin halikün ilaveçe. 15. mektupta demiyor mu? Onlar da ölecek. Kardeş bir Allah kalacak. İlimden kudreti, kudretten ilime diyor. Muvakkaten bir şey olacak ama yapı yazılıma dönüşecek. Yani kudretten ilime dönüşecek. Ölüm bile öldürülecek ya sana. Ölüm de öldürülecek haşir meydanında. Cennetlikler cennete gidecek, cehennemlikler cehenneme gidecek. Meydana ölüm keçisi diyor Allah Resulü'nün tabiriyle. Ne diyecek tabii ki ölüm keçi diye ama keçi olarak simgelemiş. İndirecek Allah. O keçinin adı ölümdür. Öldürünce kesecek. Cennetlikler diyecek ki of be. O zaman rahatlayacak. Ölüm öldü. Usta diyor ölümü öldürebilir misiniz? Orada. Cehennemlikler de eyvah. Cehennemi cehennem yapan o ölümün ölmesidir. Çünkü cehennemde ölüm yoktur. Allah kimsenin başına vermesin. Amin. Bizimle alakası yok. Nereden çıkarttın Allah'a attın bu cehennem meselesini? İyi hadi lazım bazen. Hasan abi. Biz cennetlikler için ölüm öldürürüz. Tamam ben öteki tarafa geçtim. Vesveseli adam teması telebüsü iltibas eder. Ben Ramazan'da biriyle karşılaştım. Ağzına su almıyordu abdestim şey olur diye. Diline değmesini onu yutmuş zannediyor. Evet. Oysa ki dile değince sizin dediğiniz gibi sinyal gidiyor beynine. Evet. Sadece sinyal gidiyor yoksa yutmuş olmuyor. Yok. Vesvese gidiyor. Aferin. Bak kafası çalışmaya başladı. Suyu ağzına diline koyunca beyin su geldi diyor. İçeri gidiyor. Tamam. Bir tane Almanya'da ne sordu biliyor musun? Bu pervane var ya şey elektrik üreten pervaneler. Orada çok yüksek sıcaklıkta odada kaynak yapıyor. Allah ona öyle özellik verdi. Sende olmaz. Allah dağına göre kar veriyor. Susadığı zaman hayal ediyor. Kendisi söyledi. Duruyorum. Millet kahve içiyor. Ben duruyorum. Giriyorum diyor pınara. İçiyorum. O ne oluyor ki hayal? Sana ne? Allah onu doyuruyor.
tamamen susuzluğum gidiyor. Gelmiş bana soruyor. Orucum bozuldu mu diyor. Dedim ki bana da söylesen o sırrı. Duyuyor. Nasıl oluyor? Bilmiyorum. Ben de susuzluğum gidiyor. Sen misin o yüksek bilmem kaç bin derecede sıcaklıkta o kaynak oluyormuş? Allah doyuruyor. Bilmiyorum. Evet, kahramanlık damarı. Vesveseli adam teması telebüsle iltibas eder, doğru. Dilini abdest alınca içtim zanneder. Eyvah der. Kalbim ne kadar bozulmuş. Bu sefillik, bu hisseti nefs beni maksut eder. Maksut? Yani Allah'ın huzurundan uzaklaşmak. Şeytan onun şu damarından çok istifade eder. Demek damarmış. Damar. İyi dinleyin çünkü en sonunda damar tarifi yapacağız. Lugattan çıkacağız. Hasan abi, bu kahramanlık damarını nasıl değerlendirmemiz lazım peki? Şimdi, nerede ha? Sizin gibi fıtık kahramanlık. Mesela hizmet ediyor, korku salıyorlar. Korku salıyorlar, tutuluyor, bak takip ediliyorsun, kaydediliyorsun, bilmem ne yapılıyorsun, bilmem ne yapılıyorsun. Yani böyle adam, kahramanlık Allah'tan mı, şeyimizde koymuş. Şimdi kahraman olmayan, eyvallah der, evinden çıkmıyor. Yani kahramanlığın da kaynağı imandır diyor usta. Kaçıncı sözde? Küre-i arz bomba olup patlasa ihtimaldir ki münevver bir kalp abidin korkutmasın. Değil mi? En korkutucu şey ölümdür. Bak kahraman ya. Mesela başka hizmette kahraman. Veya neyi kastettim? Yani oldu mu bilmiyorum. Kahramanlık eğitimle kazanılan bir şeydir. Mesela bir duada olsa zulüm gibi olur. Kahramanlık bir duygudur. Histir şey, histir. İfrat tefrit vasatı vardır. Her korkutulan, bastırılan çocuk baskın duygular olduğundan korku hisseder. Allah öyle yaratmamıştır. Yani her bir hissin, her bir duygun, her bir latifenin, her sana verilenin tefrit, vasat, ifrat modu var. Mesela ikide bir öcü geliyor. Öcün patlasın senin kafana. Ey anne baba, ne korkutuyorsun? O zaman tuvalete gidemez oluyor. Ok oluyor seni yatağından uyandırıyor. Anne tuvalete gideceğim, bunu kalkıyor. İyi yapıyor. Öcü geliyor. Aha oradan bir risk geçti diyor. Ne korkutuyorsun kardeşim? Yani veya despot bir baba bağırıp çağıran, orada sindirilmiş duygular büyür. Korkak olur o çocuk yani. Veya ikide bir, mesela bir baba düşün iş adamı. Hep böyle aha kaybettik mi bilmem ne yaptı. Böyle korku gelişir kardeşim. Eğitilerek alınıyor. Öyle doğasında fıtri vardır. Fıtratta ifrat tefrit yoktur. Unutmayın. Allah fıtratı asliyesi, fıtratı selimesi herkesin vasatıdır. Mükemmeldir. Fazlalık, eksiklik yoktur. Adam ama geliştiriyorsun o özelliğini falan, telkin ediyorsun. Uçaktan korkmuyor mesela. Veya derse gelirken paniklik yapıyor. Eğitim aldıkça imanı, inkişaf ettikçe imanı kahramanlıkta zirve yapıyor. Evet. Gurur, gururları kırmak. Bak, zayıf damar. Bak şurada yazıyor. İnsanın zayıf damarlarıymış. Bak en sonu bak, şu mouse'u görüyor musunuz? Adamın ne kadar olursa olsun, %100 haksız dayı olsa, adama desen ki sen haksızsın, hiç kimse tenkidi, eleştiriyi kabul edemez. Tevazu olarak desin ki, Allah razı olsun, sağ olasın falan diyebilir. İçinden yanar. İran gibi. Müslümanlık gibi bir şerefin nail oldular. Onu da vesile olan Hazreti Ömer Efendimiz bizi burayı fethetti diye Hazreti Ömer'e içten içten düşmanlar. Gururları kırmak insanın zayıf damarıdır. Kibirli akıllarını istifaf etmek. İsaade topladım kelime. Kibirli akıllarını istifaf etmek. Kibirli bir akıl ya sen ne anlamasın ya basmaz kafan senin. Tehdit almak, tehdit ediliyor.
Geleceği ümitsiz, geleceğe ümitsiz, geleceği ümitsiz adam. Acayip bir zayıf damardır. Damardan bahsediyorum. İnsanın zayıf damarı bu. Ümitsiz, karanlıklı görmek geleceği. Tenkit almak, ötekisi tehditti. Muaraza'ya davet etmek. Kur'an davet etmiş. Muaraza'ya davet etmiş. Adamların damarını depreştirmiş. Dostların şeftleri, bu da insanın zayıf damarı bak. Dostların şeftleri, düşmanların inadını meydan okumak, aşağılanmak, dostlarını yüceltmek insanın zayıf damarıymış. Kur'an onlara şef veriyor, zayıf damarı. Aşk-ı beka ve hubb-u mehasin ve muhabbeti vücut ve şefkati cinsiye ve alakayı hayatiye damara dokunduruyor. Damarı hareketlendiren, aktif edenler. Aşk-ı beka damarı aktif ediyor. Başka hubb-u mehasin, şefkati cinsiye, alakayı hayatiye, bunlar damarları, insanın damarlarını aktif ediyor. Bu kaçtı? 53. 54. Orada sorun yok değil mi? Haramların haramiyetini ihtar ile İslamiyet damarını ve iman hissini tahrip etmekle. İslamiyet damar diyor, imana his diyor. Hasan abi, damarın tabirini öğrensek sonra dersek. Öyle mi gidiyor? Damar, ha peki. Bir parçasını o zaman şey yapalım. Damar, kişinin düşüncelerini, hislerini ve eylemini kişiye veya alemlere taşıma yöntemi, yolu, koridoru, şifresidir. Veya bütünlüğün ifadesidir. Damar. Mesela bizim bildiğimiz damarla, mesela damar bölümüne ne diyorlar tıpta? Bir doktorluk var değil mi? Damar cerrahisi. Şimdi bak, yenilen gıdaları organlara, hücreleri kim taşıyor? Kan taşıyor ama o kan damarda devam ediyor. Yöntem, yol, bizzat kendisi değil. Yani duyguların, hislerin birbirine bağlayan, tarifimizde aciz olduğumuz hisler nasıl birbirine bağlı? Damarmış. Nasıl bir damar? Bilmiyoruz. İşte o damarı öğreniyoruz. O zaman nedir? Şöyle bakın, kişilerin, bana bakın, fikirlerini, hislerini, eylemlerini kişiden kişiye veya ahirete, gayba, dua ile, mesela buradan Mersin'deki bir insana çeşitli yöntem ve yollarla bizzati bir kendisinin tanımlama, kendisini oralara taşıma, orayı bu tarafa taşıma, bağ olmakla beraber kalp, akıl, kalp, ruh bütünlüğünü sağlayan, yapısı içeriği olan yapının istidat ve kabiliyetin birbirine ağ gibi, nasıl bir ağ? Ağsız ağ, kablosuz kablo, damarsız damar, bağ hakikati, yöntem. Biraz da gidelim. İfade, zuhur. İfade edemiyorum. Zuhura çıkmasından. Evet, yani biz zuhuratıyla anlıyoruz ama birbirine bağlı. Mesela diyelim ki bir güldeki güzellikle benim cemal perestlik hissim aktif oluyor. O damar vasıtasıyla oluyor. Damarın içine biz giriyoruz. Şöyle diyelim. Hidayet ruhun cennetidir. Hidayet mahluk değildir. Allah yönündeki sana tecellisidir. Hidayet Allah yönünde akribiyettir. Allah'ın sana tabiri caizse yönelmesidir. Zuhuratıdır, tecellisidir. İman ise onu onaylamakla ortaya çıkandır. İman kabul edilir, küfür örtülür.
Onun için insan, her insanın fıtri imanı vardır. Kafir, mesela bulu çağına gelmemiş çocuk, hayvanlar, fetret ehli, Sibirya'da kutuplarda din gitmemiş. Bunlar ölünce cennete gidiyor. Cennete de giriş sebebi imandır. İmanı yok bunların, imanı var kardeş. İmanı aktif olmamış, fıtri iman var. Zaten kafirin manası örten demektir. Yoktu ki örtüsün denilmez. Var olanı ortaya çıkarmadı. Fıtratta iman vardır. Onun için iman gitmez, korkmayın. İman açığa çıkartılandır. Var olanı göstermektir. Dışarıdan almıyorsun zaten. Dışarıdan almıyorsun. Ben görmekte kabiliyetimi dışarıdan almadım. Açtıkça, eğitildikçe kabiliyetim gelişti. Bak kafirin manası örtendir. Neyi örtecek? Ört ha. Var da örtüyorsun. Kafirin imanı yoktu ki örtsün. Peki ne demek kafir? Var olan, fıtri olanı açığa çıkarmamak. İslam fıtratı üzerine doğar. Onun için fıtri iman. Onları ortaya çıkartma yöntemlerinden bir tanesi. Devam edelim bak. Şükür damarı. Tanımlayamıyorum ama beraber yapalım. Belirli bir yere kadar vardım. Ondan sonra varamıyorum. Acayip bir, tuhaf bir şey. İstidat ve kabiliyet arasındaki bağsız bağ, koridor, tünel. Ha şöyle dediğim. Alemi gaybtan, alemi ervahtan, alemi misalden, alemi manadan, alemi şehadete geldik biz. Burada kullanılan koridor anne. İşte anne yöntemi damar diyelim. O damarla geldik. Nasıl işte bir damar bir şey bu. Nasıl damar? Şükür damarı diyor ustad. Rekabet damarı diyor. Gidelim. Hani okuyorduk da anlamıştık. Ben de dahil. Hani külliyatı koymuştuk kenara. Daha damarı bilmiyoruz. Hiç kimseye lugata bile bakmadık. Değil mi? Daha lugata bile bak. Lugata, damara diye bakan var. Ben bakmamışım. Eski Said damarı. Kendim uyguladım. Herkesin geçmişini tahrik etmek, geçmiş damar uyanıyor, depreşiyor. Bir şey diyeceğim Murat. Eski Said daha akıllı hareket ediyor ya, belki de o var ya. Bak, eski Said akıllı hareket ettiği için. Kur'an damara dokunduracak ve inadı tahrik edecek bir tarzda meydan okudu mektuba. Damara dokunduracak. Yap diyor bakalım, hadi benzerini yap. Damara dokunuyor. Damar neyse, neresi dokunuyorsa. Biraz gidelim beraber, katkısı olan, aa bu olur mu diye hemen söyleyin. Allah belki ilham eder size. Daha böyle cazip benim o tarif, çünkü yoğunlaştım, çalıştım yani, çalışarak yapılıyor bunlar. Ondan sonra Allah sizin masum ve mazlum halet-i rüyanize mukabil Cenab-ı Hak inşallah verirse, bir katkınız olursa takdir alacağım. Zaten ben farkındaysanız müzakere istiyorum. Bazen yani müsaade etmiyorum, siz de görüyorsunuz, patavat oluyor. Yani katkı olmadığı halde konuşmak için konuşuyor, iş olsun diye konuşuyor. Yani olmuyor işte. Onun için bir şey yapmıyorum ama böyle halis ve samim olduğum harika oluyor. Onun için ne diyorum? Buraya gelmek zorunda değilsiniz. Her yere istediğiniz nur cemaatine gidin. Fıtratınız neresi uygunsa orada olun. Çünkü burada böyle böyle ders yok. Burada atölye çalışması var. Herkes katkısı alacak. Bak sizin için yapılmış. Buraya yansıtma var. Oraya yansıtma var. Değil mi? Buradan bakan oturanlar orayı seyredecek. Oradan bak kitap sayfaları ne biliyoruz? Oha bu, burası da bir damar. Bak ha, bak görüyorum bak. Senin adın neydi ya? Hakan. Vallahi damar bak ha, gördün mü? Bu bir damar bize aktarılıyor değil mi? Vay be. Yani o zaman zemin bir damar yani. Zemin. Bak burası da bir damar diyor. Damarımıza şimdi kaydediliyor. Bu damar. Ona gittiğiniz yere dikkat edin, damarlandırmasınlar sizi. Burada hani hasta kendini kasıyor abi, doktor damarı bulamıyor. Ha, kasıyor, doktor damarı bulamıyor, doğru. O zaman burada da kasmama gerekiyor ki yani o damardan. damardan ver. Abi damardan ver diyor şeyde, tepecikte var ya, damar Ahmet abi. Damardan, boğazdan değil yani. Allah Allah. Akıl anlamasa bile bazı şeyleri ruh hem hissediyoruz. Heh, o hissetme, hissetmenin daha şeyi, arkası. Yani his bu taraf, bize yönü. Hissin daha arkası.
Hissi tarif ediyoruz da onu damar edemiyoruz. Nasıl bilmiştik, hiç bakmadık zaten ömrümde ben damara bakmadım. Sigara gibi küçük bir adeti dem ve damarlarına karışmış. Dem kan. Acayip. Neyse, kelamlar damarları tahrik edip aktifleştiriyormuş. Kelamlar. Damarlar mesela. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Kelam ilahide ilim, irade, kudret var. Veya birisi sizi sihir ediyor. Veya hipnoz ediyor. Veya bir söylüyor, moraliniz bozuyor. Adam bir şey söyle, ağlıyorsunuz. Veya üzülüyorsunuz telefonla. Telefonu yere vuruyorsunuz. Ne yaptı o? Kelamla damarını tahrik etti. Hangi damar bilmiyorum. Ama neticede ağlıyorum. Moralim bozuluyor. Bu ne biçim ders ya? Şöyle diyebilir miyiz Hasan abi? Ha. Şimdi vücudumuzdaki damarlar bütün organların ve hücrelerin birbiriyle iletişim içinde olduğu ağ sistemi ise, o zaman üstadım burada kastettiği acaba ruhun bütün kainatla ve alemlerle olan ilişkisinin ağ sistemi mi? Maşallah. Harika. Demedim mi size çıkacak bir şey? Maşallah. Vallahi maşallah. Ruhun bütün kainatla münasebet sistemi. Bak güzel, spo değil. Daha var, blok etmeyin kendinizi. Gelecek o. Bütün manalar hazır bekliyor. Sizin çözmenize bağlı. İsteyin çözülecek o. Bütün mutluluk da öyle. Geçmiş ve gelecekle de bağlantısı. Kesinlikle. Zaten eski sahip diyor damarı. Yani geçmiş. Sıkıntılar da öyle. Evet. Hepsi damarla şey yapıyor. Allah Allah, bir ders var. Burama getirdiler Osman. Ondan sonra, abi sıkılıyorum bilmem ne yapıyorum, almaya da bir ders var şimdi. Sıkıntıya zamanın mı var? Sıkılması için adam düşünmesi lazım ha. Abi sıkıldım. O zamanı bana versene ya. Sıkıntı ya bırak kardeşim ya, Allah'ın sevsin ya. Namaz var, oruç var, dava var, kitap var, Kur'an'ım var da hani sıkılmaya nasıl fırsat var ya? Ama böyle yaparsan. 20 dakika. Acaba benim kalbim çalışıyor. Hikaye anlatmıyorum ha. Abi. Buyur. Buyur kardeşim. Abi sence benim kalbim çalışıyor mudur? Ben böyle cevap verdim. Abi. Dedim. O da başladı gülmeye. O da bir damar değil mi? Hadi bakalım damar. Kardeşlerimi çok seviyorum elhamdülillah. Risale'deki manası istidat huy tabiat. Ha, Risale'deki manası? İstidat huy tabiat. İstidat huy tabiat. Evet, huy, huyun cemi ahlaktır. Huluk. Allah Allah. Hani Allah aşkına ya, lugata bakan var mıydı ya? Damara bakmadık ki kardeşim, okuyduk değil mi? Ucu nereye bağlı abi damar? Ucu nereye bağlı abi damar? Allah Allah. Şey, kelamlar, bu beni çok etkiliyor. Bu kelam dersi, subutu sıfattan bu kelam dersi beni öldürüyor ya. Çok acayip etkileniyorum, inanın. Kelamda, kelam ilahide var ya, hani odun gibi misal veriyordum. İçinde ısı, ışık, renk, duman, ışınlar var, tamam mı? Mekansız hakikatlar var. Mekan gibi gözüküyor ama odun, yakınca yok. İşte kelam da böyle. İçerisinde ben varım. Nasıl bir şey bilmiyorum hala. Kelamda ben kendim varım, karşıyı aktif ediyorum. Komple ben varım içinde. Odun gibi yani. Kelam odun gibi yani içindeki çeşitlikler. Girme Hasan şimdi oraya. Hasan abi çekirdek damarlanmazsa yani köklenmezse topraktan bir alışveriş olamaz. Evet şu çekirdek bak çıkıyor. Damarlanmazsa ağacın içini dışını edemez. Yani bir irtibat vesilesi. Evet harici taşıyor diyor. Tamam abim. Her doğruyu her yerde söylemek bazen damara dokundurur. Damara dışarıdan dokunduruluyor, aktifleştiriliyor. Damar dışarıdan tahrik oluyor. Damar tarafımız dışarıya bakıyormuş böyle. Çanak anten gibi ağzını açmış, dışarıdan aktif oluyor. Her insanda damar aynı olmuyor. Bazısında göl, bazısında damla oluyor. Allah Allah. Bu mektubat 267 damara dışarıdan dokunduruluyor, aktifleştiriliyor. Cidden... Bir de bir böyle yazıyor. Ha, bu. Bu mana.
damarıma dokundular, şöyle yaptılar, böyle yaptılar var ya damar, o benim şu şeyimi tahrik ettir falan bir paragrafı, onu şey yaptım. Yani böyle damarıma tahrik ediyor, şöyle yaptılar, böyle yaptılar, hep böyle insanın içini aktif eden hep dışarıdaki şeyler. Damar insani şırınga etti diyor abi. Evet. Kastamonu'da. Şırınga etti diyor bak. Şırınga etti. Allah Allah. Bir tanesi kalktı. Abi bu külliyatta var mıydı ya? Gel bak bakayım. Daha çok kızdırarak, maziyi öne çıkararak ve istikbale baktırarak o damar uyanıyormuş. Mesela kızdırıyorsun. Mazi öne çıkarıyor bazıları. Zaten korkunun temeli bu ya. Bu işte. Firavunane rububiyet istiyor. Rububiyet isteyen damar da var. Bu damar ancak açlıkta kırılıyormuş. Mektuba uzun. Yani firavunane Rab, ben senin terbiyecinim. Yani Allah'a eyvallah demeyen adam, nefis bizde var. O adamı biz açlıkla ona varıyoruz, hırtlarını koparıyoruz. Nefse açlık damarıyla giriyoruz. Başka girilmiyor. Dur lan diyorsun, mağarada yakalıyorsun. Açlık damarıyla giriyorsun. Damarla giriyorsun. Başka nefise varılamıyor, şifresi yok adam. Hubuca, ne demek hubuca? Makam, mevki düşkünü. Hırs-ı şöhret, kot vuruşluk, şan-ı şeref, riyakarane haklara görünmek, nazarı ammede mevki sahibi olmak, şöhret perestlik insanın en zayıf damarlarıdır. Ne işine yarayacak bunları okuyoruz? Kardeş bunlardan uzak duralım ya. Bak insan en zayıf damarı. Abi bana bir şey olmaz, sen insan değil misin? İnsan değil misin? İnsanın zayıf damarı. Ben insan değil miyim? Hubbucaha, hırs-ı şöhret, hot vuruşluk, şan-ı şeref, riyakaran haklara görünmek, nazar rahmede mevki sahibi olmak, yedi şöhret perestlik. İnsanın en zayıf damarıymış. En zayıf damarının en zayıfı yok ki bu işte. Damarlara bypass yapmak gerekiyor. Bypass yapmak gerekiyor bu damarlara, aferin lan. Ya elhamdülillah. Damarlar açılıyor abi işte. Çok güzel ya, çok hoşuma gidiyor ya. Bak 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 neler çıkacak. Şaşıracaksınız bak adam ne yapıyor. Vehim ve vesvese insanın zayıf damarını aktif ediyormuş. Vehim ve vesvese sözlerde unutmuşum sayfa yazmayı bak. Hubuca, bu yukarıdakiyle farklı bakın arkadaşlar. Sakın yukarıdakiyle aynı zannetme bak. Hubuca benziyor. Hissi haf, tama, milliyetçilik, enaniyet, tembellik ve vazifedarlık. Bunlar insanın zayıf damarlarını aktif ediyor. İnsanın zayıf damarları var ya insanın yapısını. Hubuca, makam, mevki düşkünlüğü, korku, tama, tama ne? Doymamazlık, açgözlük, milliyetçilik, ne mutlu pasta sevene, enaniyet, tembellik ve vazifedarlık. Bunlar insanın zayıf damarlarını aktif eden mikroplarmış. Bakteri. Bazılarına kızıyorum da benim en kötü lafım şudur. En kötü hakaretim şu. Bakteri diyorum. En kötü kızdığım an bakteri diyorum. Ve çok bahsediyorum zemindendiğim zaman. İmam Azam Efendimiz'in en çok sinirlendiği, merak ettim de. Çok sinir. Olmaz mı yani? Olunca ne yaparmış? Ne dermiş dermiş? Merak ettim birkaç kişinin. Abi gafil dermiş. En sert şeyi. Gafil uzatırmış. Canım benim. Kıskançlık damarı. Damarmış. Hubucah damarı. Damarmış. Evet. Şimdi latif olmaktan aklıma İmam Gazali Hazretleri'nin şeyinden bahsediyor. Ders yapmıştınız. İçerideki programlar aktif hale getirildi. Evet ya. Bununla bir bağlantı kurabiliyor musun? Yani içeriye aktif etmek var ya, akıl, kalp, ruh, kainat, insan. Bir bağ var. Yani mana değil arkadaşlar. Böyle manevi anlayış değil. Bağ var. Ama boyut farklılığı var. Bu birbirimize bağlıyız biliyor musunuz?
Ama arkadaşlar üst boyutta bağlı olduğumuz için bu boyutu, bu boyutta şey yapamıyoruz, idrak edemiyoruz. Ne? Algılamak böyle bir laf yok. Bu ne demek? Nereden çıkmış? Anlayamıyoruz diyeceksiniz. Algılamaya düşmanım. Ne demek algılamak? Anlayamıyoruz, tamam mı? Kusura bakma, senin şahsında yaparak herkese söyledim. Algılamak demek, Nurcu'nun kelimesi yoktur öyle. Algılama ne demek? Anlayamadım, kavrayamadım. Ne güzel mis gibi içerisinde mülk ve melekut ifade eden kelamı varken uyduruk kelime koydum. Bir de şeye çok kızıyorum. Kuzenim. Yavrum kuzen ne demek? Halamın çocuğu, halamın çocuğu desene kardeş. Aile bağlarını niye çözeltiyorsunuz? Hepsine bir toptan, toptancı mısın? Teyze, dayı, çocukları kızıyor. Evet. Şimdi neredeydik? Tamam. Tamam. Şimdi bir şey, güzel bir konuydu ya. O neydi ya? İmam Gazali Hazretleri'nin... O yok, biraz... onun geçtik, ondan sonra bir şey vardı. Neyse. Bağ vardı ama bağ bitti, o bağ. Biz... Bağdan koptuk. Bağ var, ha bir de bağ var, incir bağı var. Bağ. O da bir damardır, bir bağdan bir evet. Damardır. Hadi bakalım, dessas alimler bu korku damarından çok istifade etmektedirler. Korku damarı. Dessas alimler, şeytanın en büyük özelliği... En büyük özelliği korkuyu tahrik etmek. Ölüm korkusu, kanser korkusu. Aa kanka kanama gidecek. Aa öleceğim biliyorum. Allah Allah. İmansız olacağım. La kendisi imansız ya. Şeytan imansız değil mi? Beni imansızlıkla korkutuyor. Kendisi ölümde korkmuyor. Ölümde korkmuyor. Cehennemde korkmuyor. Beni ölümle cehennemle korkutuyor. Ya kız gel de kızma. Bu adam ya. Cenab-ı Hak haf damarını niye vermiş, haf damarını? Hıfz-ı hayat için vermiş. Hayatı tahrip için değil. Ve hayatı ağır ve müşkil ve elim ve azap yapmak için vermemiştir. Haf damarı. Daha hiçbir şey yok. Yani hastalanınca korkarsın da hasta yok olmamışsın ki. Ya bu kadar da oluyormuş demek ki. Rikkat damarı var. Geleceğiz. Rikkat damarı. Hepsi var. Her çeşit var. Rikkat damarı. Sizi insaniyetin şu zayıf damarı olan tamah yüzünden yakalasalar. İnsaniyetin zayıf damarı neymiş? Tamah. Tamah neydi? Aç gözlülük. Doymamak. La kardeşim tamam kiradasın ama maaşın var. Ev sahibisin. Daha neyi korkuyorsun ya? Turu eve şundan ne yapalım falan. Ne yapacak ne demek ki? Açlıkla mezar. Açlığın mezarı mı var? Zalimin mezarı var. Elinden ekmek alırsa ölür. Ekmeksiz kimse bırakmamış Allah'a. Hakikaten insanda en tehlikeli damar enaniyettir. Ve en zayıf damar da odur. Onu okşamakla çok fena şeyleri yaptırabilirler. Bak unuttuk onun sayfasını. İçinizde ve ahbabınızda bu fakir kardeşinize karşı bir kıskançlık damarı bulunmak en tehlikelidir. Allah beni Müslümanımı, hasreten Nurcu kardeşimi, dava arkadaşımı kıskançlık damarıyla Allah imtihan etmesin. En tehlikeli damar. Ne yapar biliyor musun? Motor yanıyor. Bütün o nereleri aktif ediyorsa onları indiriyor aşağıya. Çok büyük nimette mahrum ediyor. Damarın da unutmayın tefrit, vasat ifratı var. Abi bende damar yok. O zaman hayvan olman lazım. Yok yok hayvanın da var. Ağacın da var. Ha, taş olma, o isen damarın yok. Yani damar bile bir şeydir, latifedir diyemiyorum. Histir diyemiyorum, duygudur diyemiyorum. Nedir bilmiyorum ama bir şeydir yani. Ben de her zaman aktif bu adam. Çakıl taşlarında da damar var. Onlarda da mı damar var? Onlarda da damar var. Fıtratın kendisi diyelim damar. Hah, doktorum. Tamam, hakikaten bu da iyi bir şey kattı. Taşta da damar var. Tamam, ondan da vazgeçtim. He? Hasatı var ama hasat dediği gibi kesip atamıyoruz. Atamıyoruz. Evet. Hani onu kullanabiliriz. Demek ki bu derste damarımızı, hangi damarımız zayıf, onu güçlendireceğiz. Mesela tamadır. Bak arkadaşlar, şundan uzak duracağız. Şu, hubuca, hırsı şöhret, vasata çekeceğiz. Hot vuruştuktan, bir öyle bir zemin var ki hot vuruştuğa sebebiyet veriyor. Uzak dur, bana bir şey olmaz deme ya. Adam dedi ki bana, senin birkaç videonu izledim diyor. Teklifte geldiğini biliyorum diyor. Niye diyor televizyonlara çıkmadın diyor.
Dedim senin bu hale düşmemek için. Öyle bir kaygan senin ki. Ha düşme. Ben de gitsem bir ay, iki ay. Şimdi gidenler diyecek ki biz düştük mü kardeşim? Ben seni istihdam etmiyorum. Ben kendimden bahsediyorum. Ben o kadar güçlü değilim senin gibi. Öyle bir kaygan zemin ki, bak geçen sene, bu Ramazan değil, önceki ben, 7 tane ciddi televizyon psikoloji dersi yap diye davet etti. Psikoloji, tamam mı? Sıkıntı, panik, öfke kontrolü, boşanmaların şeyi. Yani biz sana soru soracağız. Senin defterini ben çekeceğim, dinleyeceğim diyor. Sen oturacaksın, soru soracağım diyor, defterini var diyor. Niye çıkmıyor? E CD'mi yayınla kardeşim. Ya öyleyse, lan aynı adam. Niye ben sen başka bir değerli? Şan-ı şeref. Kardeşim bunu uzak duracaksın ya. Uzak duracaksın. Hasan kendime. Riyakarın hatlara görünmek. Meşgul olma. Nazar, Mazhar Ahmet'in mevki sahibi olmak. Şöhret perestlik. Ya bunlar zayıf damar ya. Damar. Ne olduklarını işlevinden anlıyorum. Yani damarı bilmiyorum ama bunların zeminine girersem damarım ortaya çıkıyor. Bununla bu girmeyeceksin ya. Girmeyeceksin kardeşim. İnsanın zayıf damarıymış. Aşağıda da varmış bak. Bu bucağı, makam, mevki sahibi. Yani kasa, masa. Kasa, para. Masa, memur. Hissi, haf. Haf. Kardeşim, Allah Allah. Allah'tan korkacaksın. Hafta, hafullah'ta lezzet vardır. Hiçbir şeyde bir yoktur. Her korktuğun şeyden insan kaçar ve üzülür. Allah hariç. Hafullah'ta lezzet vardır. Korkuda lezzet yoktur. Korku aklidir. Haf kalbidir. Hafullah'ta lezzet olursa der 24. sözün 5. dalında. Hafullah'ta lezzet varsa muhabbetullah'taki lezzeti sen düşün. Allah Allah. Ne kadar lezzetli bir şey ya Rabbi ya. Allah'la lezzetlenmek. Allah'ı emmek. Çocuk anasını emer gibi. Allah'tan zevk almak. Allah ile gurur duymak. Allah ile gurur duyuyorum diyebilmek. Allah'ım seninle gurur duyuyorum. Allah'a bir şey ya. Herhalde öyle olsa gerek. Öyle diyorlar. Allah. Allah şu anda görüyor değil mi bizi? Elhamdülillah. Allah ile gurur duymak. He Alaaddin? Ya Rabbi seninle gurur duyuyorum. Seninle iftihar ediyorum. Senin kulun olduğundan. Gurur diyorum Allah'ım. Bundan daha büyük şeref istemiyorum. Daha büyük zenginlik istemiyorum. Yok ki zaten. Ya. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Gel kardeşim gel. Birisi de geliyorsa saf birisi de. O da kafayı kaptırdı oralara. Bize de öyle dediler. Oku gel gel dediler. Bak şimdi çıkamıyorum işin içinden. Oku dediler. Biz de okuduk. Çık hadi. Daha damarda kaldık. Elhamdülillah. Yaşasın nurculuk. Ölsün küfür. Abi, neredeydik? Damarlardan eksik olan olursa kişiye göre var mı? Damardan eksik olursa şurada yedek damar varmış hani. Yani bazı özellikleri olmayan adam olur mu? Veya köreltip damar... Aferin çok güzel. Arkadaşlar damar fıtrattır. Fıtrattır tamam mı? Damardan eksiklik yoktur. Eksik büyüme var. Mesela bir misal vereyim. Anadolu'da bir sürü. Aşık burnundan düştü babasından diye. Ne demek biliyor musun? Hakikaten babası annesinin. Annesine bak kızına. Niye biliyor musun? Öyle büyümüş. Mesela şöyle bir misal vereyim. Lazların şöyle bir özelliği var Karadeniz'deki. Bir şişe düşünün. Şişe. Böyle azıca su. Ondan sonra hıyarı ufak yavruken sokarlar buraya. Hıyar büyür. O şişenin şeklini aldım. Ondan sonra keserim. Allah dersin ya. Bu hıyarı nasıl soktu bu cama ya? Şu kadar delikten koca dibi geniş. Ha. Şimdi dama yani şık burnundan düştü. Kızını, anneyi gör, kızı al lafı. Yani doğru tarafı var. Doğrudur. %100 değil de. Doğru tarafı fazla. Çünkü orada damarı büyüdü. Yani bu hıyar misali gibi. Yani kalıp aldı. O ortamda gelişti. Damar da korku gibi geliştiriliyor. Ustad diyor ki korku damarınızı tahrik ediyorlar. Tama damarınızı tahrik ediyorlar. Hubbucah damarınızı tahrik ediyorlar. Damar tahrik ediliyor. Yani hubbucah bir latifedir. Ona damarla varılır. Bak hubbucah damarınızı tahrik ediyorlar. Enaniyet damarınızı tahrik ediyorlar. De kıskançlık damarı.
Kıskançlık ayrıdır, damara ayrı. Ne yapacağız? Ortamına girmeyeceğiz. Direkt erişemiyorlar, damar yoluyla mı? Giriyor, evet. Oraya zaten kimse erişemiyor. Sen de onunla. Onun için damar eğitilebilen bir şeydir. Nasıl? Ağaçla okuyoruz, ne okuyoruz? Aa, benim zayıf damarım bu. Ha, şöyle yapmayacağım, böyle yapmayacağım. Şunu da bu, uzak dur, tamam, şundan uzak dur. Bir misal söyleyeyim. Alimlerden kafama kaldığı kadar. Alimlerle oturup kalkarsanız ilim aşkınız, ilim damarınız ortaya çıkar. Kadınlarla oturup kalkan şehveti artar. Zenginlerle oturup kalkan şükürsüzlüğü artar. Zahitlerle oturup kalkan kanaatı artar. Kanaat duygusu. Mütefekkir olanlarla, yani hangi tipten okursanız o damarınız gelişir. Abi damarım, kardeşim bu damar böyle bir damar. Nerede, nereye atar, nerede bulunursa hemen boruyu atıyor, su çekiyor oradan. Hortum atıyor, çekiyor. Nerede bulunursan bulun. Nerede bulun? Şu anda damarlanıyorsun. Abi damardan veriliyor. Hakikaten damardan veriliyor. Şu anda buradan damarlanıyorsun. İnsandaki tembellik ve temperverlik ve vazifedarlık damarından istifade ediyorlar. Evet, şeytani ins ve cinni her cihette hücum edebilir. İnsi şeytan var mı? Var. Ne yapmış o? Bizim bildiğimiz şeytan var ya, libas giyse bu adam olurdu. Bu adam elbisesini çıkarsa bu cinli şeytan olurdu. Niye? Mürtet adam. Şeytan damarlarda dolaşıyor yani. O zaman bu damarlarda dolaşmıyor. Ha, şeytan damarlarda dolaşıyor derken bu damarda dolaşmıyor. Aferin mi? Ha, senin bir kapı güzel. Kafam bir çalışmaya başladı. Demek ki başka damarda dolaşıyor. Şöhret perestlik damarı, gurur damarı, kıskançlık damarı. Adam müştehit seviyesine çıkmış. Risale-i Nur'u akle, kalben o kadar seviyor ki. Mütevazi. 426 sözlerden söylüyorum. Ezberimden söylüyorum kaldığı kadar. Risale-i Nur'u çok seviyor, çok methediyor. Mütevazi, aklı ve kalbi istihsan ediyor. Ama bir damarı var, kıskançlık damarı, hepsini alt üst ediyor. Diyor ki bu eksiklik mi? Hayır. Bunu bilip de kontrol etmen lazım. O zaman kemalat oluyor. Yani tepe takla, onunla damarlar gider. Ben de hupucalla, parayla, enaniyetle, cinsellikle, servetle, makamla, ne bileyim yani. Herkesin bir damarı var. Benim de var arkadaş, yok olur mu ya? Ehli dalalet dedektörü almış. Bakıyor, bakıyor. Ulan ne zayıf damarı var? 6 tane insanın en zayıf damarı var, tuzağa düşecek. Nerede anlatıyor bunu? Biraz önce geçmiştik. Geçtik ha, neredeydi? Mektubatta hücumatı? Sitte'de değil mi? Ha, orada en zayıf damarımız onlar. Vazifedarlık da nasıl damarımız? Vazifedarlık, memur geliyor diyor ki, bunlar nurculara diyor komiser veya memur, bunlar şey yapacağız, ya ne yapayım vazifeyim diyor, yapayım. Ya kardeşim sen de orada bir vazifeni yap işte. Yani bana emir verildiler diye emir kuluyum diyor, ustad söylüyor. Ne emir kulu diyor? Batılın emiri mi olur? Hasan abi, burada insi şeytanları hani bize söylüyor, görüyor, biliyoruz. Peki buradaki cinli şeytan nasıl bu damarları? Cinler dima, şeytan vesveseye, vesveseyle şeytan kalbe. Lümme-i şeytani, kalbin etrafında lümmesi var. Yani şurada, neredeydi, dur bir göstereyim size orayı. Efendim, bak. Onu bir göstereyim ve uzak şey yapmayayım. Elin açılımı mıydı? Bu muydu? Açar mı dersin sence? Ha, ne zaman açacak? Ha, açtı. Tamam. Bak şimdi. Şeytanı... Oo, sonra geliyor. Vay be, bu bilgisayar yetmiyor ha. Bak, gücü yetmiyor. Bak, lüme-i şeytaniye. Biraz geri alayım. Göresiniz diye ama bak. Ha. Şeytanı görüyor musunuz? Bak buraya atıyor. Nefis şer değil, görüyor musunuz? Rezil olan burası bir tane. Bir. Levvame, mulhime. Allah bunlara dua bir şey yapmış, rahmet okutmuş, okumuş, dua yemin etmiş. Bak şeytanın şurayı göstermek istiyorum. Şu hortumu görüyor musunuz? Çamaşır makinenin sanki şeyi hortumu gibi. Lüme bu yani. İşte cinler de buraya musallat oluyor, şuraya. İki yere, başka yok.
nefs emmare, kafir cinler, şeytanın talebeleridir. İnsanın vehim ve evamını tahrik ediyor. Şeytan ise kalbin o şeyine, nefsine vesvese atıyor. Kalbin bunlar açılımıdır. Şu, kalp, dima ve vicdan. Yani akıl, kalple alakasız, yani ayrı bir birim değil. Kalbin iki ayağı var, akıl ve kalp. Vicdan. Şimdi geçelim, burada gördünüz abi. Lüme-i şeytanı bu ya. Tamam, ben bunu kapatayım şimdi, konu değişmesin. Bunlardan nasıl kurtaracak insan kendini? Bunlardan kurtulmanın yolu, fark edenlerle beraber olacaksın. Kurtulmak yok. Lazım. Zaten o damarı deseler ki bunu kes, şeytan daha sana musallat olmayacak, kesmeyeceksin. Kalsın o. İşlevi var onun. Beni aktif ediyor. Serum takıyor yani. Serum. Serum. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Allah. Soru sormak yok burada. Lemalardan söyleyeceğim, burayı bırakacağım. Allah. Celle Celaluhu, Celle Şanuhu, Amenu Veluhu. Azrail. İnsan. İnsanla Azrail arasında ne var? Hastalıklar, musibetler var. Perde. Bu da kalkabiliyor değil mi? Değil mi? Yani Azrail ile insan arasında sebepler var. Hastalık, musibet. Bu perdedir. Cahil adam buraya takılır. Alim adam buna takılır. Kamil adam bunu da kaldırır. İn aşağıya. Allah, şeytan ve insan. Ortada cemiyette pislikler var. Şeytana perde. Şeytan da kaldır. Bak, tangın 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 bu. Anladık mı burayı? Anlamadık. Çünkü öyle daha izah yapılırsa bam telidir. Çok tehlikeli. O söylenmez. Bak, Allah, Azrail, insan, bunların arası dolu. Bunların arası da. Ya kaldır aradan be kardeşim. Direkt alıyor da yani Allah canını o alıyor da onları kullanıyor. Öyle mi? Allah, şeytan, lemalardan da söylüyorum. İnsan. Tamam. Uygulamıyor. Allah müsaade ediyor sadece. Yoksa şer... Neyse kapatalım. Allah irade etmiş, istememiş. Ama faili muhtar Allah'tır. Neyse düşünürsünüz. Hayır ve şer ondan mı düşünürsünüz? Evet. İnsandaki oraya okuduk. Bu noktadan kimlere hücum eder? Şeytan kimlere damarını tahrik ediyormuş? Bak onu kendi kitap okurken tamam da kime yapıyor? Sokaktaki adamın tahrik etmiyor. Damarını tahrik etmiyor. Kimler bak? Bir, metin kalplilere, sadakati kuvvetli olanlara, niyeti ihlası, niyeti halis olanlara, ihlaslı olanlara, niyeti ihlaslı olana, himmeti âli olanları gördükleri vakit bunlar musallat oluyor. Yani ben demedim yani, tamam mı? Mutasip ol. Yok, kamil insanlarımız da var. Bu meclis ivana güzel bir karı girdikçe, buraya bir tane güzel kadın girse, şimdi riya, rekabet, haset damarı intihab eder. Evet, depretir. Zaten manası da o. Oynam, yani elektrik verilmiş gibi olursunuz. Demek, inkışaf-ı nisvandan, açık saçıklıktan, medeni beşerde ahlak-ı seyyi inkişaf eder. Ahlaksızlığın temeli bu. Korku damarı ile ehli hakkı haktan çevirmelerine karşı. Demek ki korku damarı ile çok insanları nurculuktan, namazdan alıkoymuş. Baskın ne olacak? Aa seni giriyorlar. Ama ile, hiç namaz kılmama ile ahireti gidenler var. Acayip bir şey ya. Hiç namaz kılmamış adam. Namaz kılıyor. Ne yapayım? Geçiyoruz.
Çünkü gidelim, daha çok yolumuz var arkadaşlar. 56. Kaç sayfaydı Ersal? 68. Oho! Ehli dünya insanların bir zayıf damarı olan yalakalık damarmış. Yaltaklanma ve onlara iyi görünmek olan riyakarlık damarını tahrik ediyorlarmış ehli dünya. Şeytan insanın yesini, tasavvurunu, irtibasını çok işlettirir. İrtibas, tasavvur. Şeytanın işi şu arkadaşlar. Şeytan öyle günah monarla uğraşmaz. Şeytanın gayesi Allah'ını kaçırmak. Yeis bedeli nedir? Yeis, ümitsizliğin bedeli Allah'a kaybetmek. Yeis'in bedeli Allah'a kaybetmektir. Ümit, Allah'tan kim ümidini keser? Ancak kafirler keser. Şeytan yeisimizi, tasavvurumuzu, irtibasımızı, yani duman odunda nurla beraber değil mi? Beraber olmaktan o demek. Şeytan bizde var diye ben şeytan mıyım? İçimden kötülük geçiyor diye kötü müyüm? Bunu yaptırıyor. Odunda duman vardır diye kimse hiç böyle endişe ediyor mu? Ya duman alıyorum, ben satın alıyorum. Duman var ama nur da var. Allah Allah. Çok acayip ya. Şeytan bizim zayıf damarımızı tutturuyormuş. Kendisi değil. Başkalarını tahrik ediyor. Şöhret perestlik damarı kendisine bu laneti, şöhreti hoş göstermiş. Var ya mescidi seccadeyi pislemiş de. Ulan Allah lanet etsin dedi ya. Vay yapmış adam. Seccadeyi, mihrabı pislemiş. Kim yapmış? Felancı. Ona Allah lanet etsin dediler. Olmuş. Adama dediler ki senden lanet ediyorlar. Kimden? Benden. Lanet ediyorlar ama ilk önce beni zikrediyorlar diyor. İlk önce benden bahsediyorlar. Felancaya, felancadan Allah lanet etsin, felanca. Beni bahsediyorlar ya diyor. Laneti hoş görmüş çünkü benden bahsettikleri için. Şöhret bu kadar melun bir şeydir. Melanet bir şeydir yani. Şeytanda şöhretin ifratı. He? Şeytanda da var herhalde. Şeytanda da var tabii en zirvede. Şeytan ne istedi Allah'tan? Ya Rab beni affet demedi, biliyor musunuz? Ne dedi? Uzun ömür ver. Kıyamete kadar ömür ver dedi. Ya Rabbi ya. O zaman kardeş, hayırlı ömür iste. Durup dururken, hayırlı, hayırsız ayırt etmeden uzun ömür istemek. Dikkat et ha, şeytanlıktır o. Şeytan tövbe istemedi. Hayırlı ömür istemedi, uzun ömür istedi. Dikkat et. Çıplak uzun ömür istemek şeytandandır. Şeytan tövbe istemedi. Uzun ömür verdi, istedi. Görüyor musun? Dikkat et. Derslere geldi, duy bunları. İnsan fıtratındaki zulüm damarı ile şeytanın telkini ile bir zatın yüz hasenatını, arkadaşlar ne olur bu bize, tamamen bize bakıyor cemaatimize, sana bana bakıyor. İnsanın fıtratındaki zulüm damarı ile bir, şeytanın telkini ile iki, bir zatın yüz hasenatı bir tek seyyiye yüzünden unutur. Görüyor Veli Hasan'ı. Bizim Hasan'ı, onu ha ben deyip. Ondan sonra 100 tane iyiliği var, bir tane kusur var. At çöpe ya adam ya, bunu yapar mı ya? Ben yapar kardeş. Arkadaşlar, size biz beraber bir konuşalım, ne olur. Hadi bakalım. Sahabelerin en büyük imtihanı neydi? Evet. İhlas. Başka? Sadakat. İhlas ve sadakat. Mira. Başka? Sahabenin en büyük imtihanı neydi? Sabır. Başka? Yokluk. Başka? Sahabe ile efendilerimizin imtihanı nedir sence en büyük imtihanı? Anasına karşı çıkmak. Ana babasına karşı çıkmak. Yoklukla savaşmak. Başka? Gıybet değil mi? Gıybet. Fitne. Mal mülk edinme. Neyse. Sahabeler bunları saydıklarınızdan bir tane hariç hiçbirisi kafir olmadı. Yani sahabe demeyeceğim de ona. İtikad edip iman etmeyen. Çünkü iman etseydi sahabe olurdu, o dönmezdi. Yani sahabelerimizin kafir olmadılar. En büyük imtihanı şu oldu. Miraç. Açlık değil. Miraç.
Çünkü kabul etmek çok zor. Daha bir iki kişi var. Bir adam Mescid-i Aksa'ya gidecek. Oradan da bilmem ne yapacak. Gitmiş gelecek de ya bizimle konuşacak gene. Çünkü ben beraber yürüdük. İki ay da yapılıyor. Gidip geliniyor. Peki niçin buna girdin? Sahabelerimizin, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın talebelerinin imtihanı miraç. Sadakat yani miraç. Nur talebelerinin, Mehdi cemaatinin acımasız imtihanı sadakattır. Öyle ama hiçbirimiz de sadakatsızlığı hep dışarı attık. Daşta biziz. Ustadın dediğini ne kadar yapıyoruz? Dinlemeyin diyor, bakmayın diyor. Her gün haber açıyorsun, her saat haber başındasın. Sadakatın var mı? Var mı sadakatın? Yapma diyor. Etme diyor. Bir küçük diyor. Kardeşin de seyyiyi gördün. Komple atma onu çöpe. Hemen hemen atıyorum. Duydun mu? Ne yaptın? La kardeşim bunun 99 tane iyiliği var. Olsun canım önemli değil. Hemen atıyoruz çöpe. Uyuyor muyuz? Uyumuyoruz. Başka ben. Ben kendime ders yapıyorum ya. Miraç'ı ilk elanda Ebubekir Sıddık Hazretleri. Evet direkt kazanan. Bir tanesi dedi ki ya bu ders bana, sen diyor bu kadar psikoloji ders yapıyorsun, bunu nasıl yapıyorsun, en büyük anlamıyor musun, en büyük hasta benim. Hasta olmayan, nasıl dermek çıkarım, öyle mi ya? Benden daha hasta var, kim? Ustad, dert benim, deva Kur'an'ındır diyor. Diyor mu demiyor? Şeytanla münazarası yok mu? Kardeşim benim de şeytanım yok mu? İlle seni bildiğin gibi hastanede mi yatmış olmam lazım? Kap içmem, iğne mi yapmam, eser mi içmem lazım? Hastalık öyle anlaş mı? He? Şeytanla Beyazıt'ta ustad karşı karşıya gelmediler mi? Geldiler, sen Kur'an'ı çok ayrı zannediyorsun. Dert benimdir, deva Kur'an'ındır diyor. Onun şeytan geldi, bizim de şeytanımız var, sana da geliyor, farkında değilsin. Geldi bana neler diyor. Neler diyor ya, sana demiyor mu? Dikkat etsene. Bana dedi ki uçakta, ya dedi Allah'ın ruhsatını nasıl kabul etmiyorsun? Allah'ın ruhsatını kabul etmemek kibirliktir diyor. Şuna bak kibirli adam diyor bana. Şeytan. Niye? Oruç diyor, aç diyor ya. Allah sana ruhsat verdi. Bu inanmasız da bak özür dilerim ama. Dedim ki ömrümde hiç açtın mı dedi. Açmadın dedi. Ulan ölsen açmayacaksın. Ama diyor kibirlisin. Sen ne? Ben kibirliyim. O damarınızı kullanıyor. Kullanmaya çalıştı. La kardeşim bak diyor konuşuyor ne olur sizinle konuşuyor bu adam. Bu adam kendisini nasıl ifade edecekti? Devunu, çakunu, verazını, payını diyen o ya. O kardeşini tenkit eden o. Allah'tan korkutan o. Allah'tan haf ettiren melaike. Hafullah'ta lezzet vardır. Korkuda çöküntü vardır. Korku aklidir, haf kalbidir. Ya. Satıyor sonunda. Çok zorlanırsanız ezbillahimineşşeytanirracim deyin. Ve evet. Deyin diyor. Yani adam bak ne yapmış. Şu meruna bak sinirleniyorum. Bana yaptırmış. Bir zatın 100 hasenatına bir tek seyahatını değiştiriyorum. Mümin kardeşini adalet eder. İnsanların hayat içtimaiyesinde bir fesat aleti olur. Bir de söyle pişt 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 sağda solda anlatıyor. Bazen de bir kusur yapıyoruz. Ağzımızdan bir şeyler çıkıyor. Tamam mı böyle? Sonra boş sesler gelince hiç affetmiyorum. Orayı sansür etmiyorum. Bugün de bir tane sesli dersi. Çak 1,5 saatlik dersi bir kelimemle attım, söktüm attım, çökerttim. Yayından kaldırdım. Hiç affetmem. Kendimi de affetmemeye çalışıyorum. Affetmeyin. İnsan garaz damarı ile sinek kanadı kadar bir şeyi ile dağ gibi hasenatı örter, unutur. Mümin kardeşine davet eder, insanların hayat içtimaiyesine birer fesat aleti olur. Ya. Ahmet'e, Mehmet'e, Hasan'a düşman olacağım diye Risale-i Nur'un derin, ince ve güzel manaların ortaya çıkmasına düşmanlık yapılıyor. Hüseyin'e düşman olacağım diye. Bak bunlar, bak bu işte, bak örter, hasenat örter, unutur. Mümin kardeşine davet eder. Ya bu ne oluyor, ne zaman? Bunlar kelebekleri mi uygulayacak? Biz uygulayacağız lan. Yapmayacağız arkadaşlar, ne olur. Ha, hatırımıza gelir. Ya bu ne biçim adam ya? Ben vakıf yanımdaki arkadaşlara söylüyorum. Bak burada yanımda şahit. Eğer inanarak söylemiyorsam Allah beni kahretsin. Kur'an'da da Allah yemin ettiği için söylüyorum. Sizi, hepiniz,
hanginiz olursa olun, en rezil halde görsem, Allah'ım şahit ol, kahretmeni yalan söylüyorsa, sizi en rezil günahta görsem, vallahi billahi şu anda verdiğim değeri düşürmem. Aldanır. Aldanmış kardeşim. Çünkü ben odunu dumansız kabul etmiyorum. İnsansan şeytan var. Düşebilirsin kardeşim. Sahabe düşmüş mü düşmemiş. Zecir reç maddesi uygulanmış mı uygulanmamış. Uygulanmış. El kesilmiş mi kesilmemiş. Olmuş düşer kardeş. Düşer. Düşmez diyen dikkat etsin. Çok büyük imtihanla olacak. Mümin kardeşini diyor Allah Resulü, bir günahından dolayı zemmeden aynı imtihanı kendisi düşmedikçe ölmez. Allah kimsenin başına vermesin. Üstelik bazı hissiyatlar ki mesul olunmaz. Evet. Birkaç latife var ki mesuliyete de girmez. Aferin lan komutan. Sevdiğim. O adamda şiddetli bir kıskançlık ve bir rekabet damarı uyandı. Emsalsanız uyanır. Çare nedir? Fefiru ile meçhul. Emsallerinizle beraber kalmayın. Hizmet edenlere söylüyorum. Karınız az olur, zararınız büyük olur. Başka beldeye git, orada hizmet et. Yapma çünkü o kadar. Ve Müslümanlar daha... Efendim? Abi siz tamamlayın, ondan sonra söyleyin. Müslümanlar ticaret ahlakında daha kardeş olamadılar. Olacaklar Mekke zamanında. Ticaretinizi sağlam şey yapın, sağlam kaydeyi şey yapın, sakın güvene bağlamayın. Efendim? Abi en rezil bir durumda bile görsem dediniz, yani onu şeytanın aldatmış olabileceğini düşünerek... Evet. Muhabbetimi değiştirmem dedim. Değiştirmem. Bu Risale-i Nur talebeleri arasında umumi bir bakış açısı olarak mı yoksa ehli iman için daha genel manada mı? Bu ehli imana böyle bakarız. Ben vallahi böyle acıyorum. Acıyorum, şefkat ediyorum, şefkatan böyle. Bu dert beni bu yaşta bakın, Ramazan'da devlet 4 günde 5 devlet dolaştım. Keyif mi aldığımı mı zannediyorsunuz, inan. Baygınlık geçirdiğimi biliyor. 79 kilodan 72 kiloya düştüm. Yani niçin bunu söylüyorsun haşa, ne ifade ediyorsun, sordun da söyle. Yani Müslümanlarıma gideyim. Ben bir Müslümanım, Yunanistan'da bir köye gidiyorum. Eğer ben topluma hitap etmeye kalksam televizyonda konuşurum ya. Televizyonda davet etmiş adam. Abi zaten Urfa'daki vesaire biliyorsunuz. Bir sene yayınladı. Benim imkanım çok. Yani topluma ben milleti ifade edeyim diye televizyon var zaten. Bir Yunanistan'da bir köye niye gideyim 15 kişiye? Ben en büyük hasta işte oyum. Bir kişi dahi olsa oraya gideyim. Nurları anlatayım, nurları ulaştırayım. Yani bu dertten dolayı bir Müslümandan görsem ki görüyorum ya neler, bunu sözümü gidenler anlayacak. Zina yapmış. Böyle kardeşim düşmüş. Dedim ki hayır, yuvanı bozmayacaksın. Tövbe etti ya. Allah tövbeyi kabul ediyor. Sen kim oluyorsun? Tövbe etmiş, edebilmiş. Tamam diyor ya, beni nasıl şeriatın öldürün diyor. Bu şekilde tövbe etmiş. Tamam kardeş. Yuvanı bozma. Ben biliyorum misal. İçki içmiş misal. Ben muhabbetimi bozmuyor. Rabbim biliyor. Düşer kardeşim düşer. Düşmez diyen düşecek imtihana hazır olsun. Düşer kardeşim. Biz peygamber değiliz. Peygamber hemen Cebrail geliyor. Zaten lemalarda diyor ki bir iki latife var ki. Kaçıncı sayfadaydı? 75 miydi? 75. Ondan sonra bir iki latife var ki ihtiyarı ve iradeyi bile dinlemiyorlar. Hatta diyor usta mesuliyet altına da girmez. İşte o duruş. Benim Nurcuğum onu yapamaz. Benim Müslümanım o günahı yapamaz. Yaptı. O bir iki latifenin tesiri altında olmuştur. O yaptırmıştır. Mesuliyete de girmez inşallah ya. Sen böyle de, sana ne, sen Allah'ın Adalet Bakanlığı'na sen mi oturdun ki insanlar sorguluyorsun? Üstelik en çok bin böyle can alan şey şudur, başkalarının günahlarını ağlayan bak, kişi olması beni... Başkalarının günahını ağlayan ustadın talebeleri diyor. Beni en çok etkileyen diyor bak.
Başkalarının günahını ağlayan ustadın talebeleri. Eskişehir'de lise mektebin karşısında erkekle kızla raks edip de ağlamadım. Günahını ağlayan ustadın talebesiyiz. Aslan usta. Tebrik ederim seni. Allah razı olsun. Aferin lan, bu akşam bir şey oldu sana aferin. Maşallah ya. Allah senin kalbini de hepimizin de amin diyenleri yüceltsin. Çok hoş ya. Böyle atölye çalışması olacak ya. Bu hizmeti Kur'an edip olan kardeşlerimizi tenkit etmemek. Aa bak geldi. Tevafuka bak. Güzel. Tenkit etmemek. Onların üstünde fazilet furuşluk nevinden gıpta damarını tahrik etmemektir. Ey tembellik damarıyla yazıdan usanan ve ey sufi meşhep kardeşler. Ya yapmıyor, etmiyor, tamam mı? Şeyden koşmuyor. Benim evrad eskarım var diye. Şimdi geçiyoruz. Çok güzel gidiyor değil mi ders böyle? Beraber işlemek ne güzel oluyor ya. Sayfayı da görüyorsunuz. Benim en büyük iddialarımdan bir tanesi gerçekleştirdi Allah. Böyle cemaata inşallah dedim. Allah imkanı verirse. Eskide yoktu. Cemaat biz derse bakın beni değil duvarı seyredecek o şey külliyatta nereden okuduğumu. Görecek. Tamam mı? Herkesin eline kitap ama böylelikle veriyorsun. Herkes okuyor. Herkes fikrini beyan ediyor. Etmiyor musunuz? Anlamadım diyor. Veya ben ona katılmıyorum dedi. O kadar hoşuma da gidiyorum. Ya ölüm ya. Dur dedim. Alternatifsiz tenkit tahriptir. Katılmıyorum çünkü diyeceksin. Ben katılmıyorum öyle oldum. Alternatif yani karşılıklı yeni bir başka bir ihtimal ortaya çıkarmadan tenkit tahriptir. Maddi menfaati arzu edip muntazır kalmak, sonra nefsi emmare hodgamlık cihetiyle o menfaati başkasına kaptırmamak için hakiki bir kardeşine ve umutsuz hizmetli arkadaşına karşı rekabet damarı uyandırır, ihlası zedelenir. Hizmette o ders yapan o abi büyük harfle yazdım. Kutsiyeti kaybeder. Mesela ben uyguluyorum. Birisinden iş adamında derse geliyor zengin ekonomisi hepimiz tanıyoruz. Bir beklenti içindeyim tamam mı? Arzu edip muntazır kaldım. Bu adam herhalde parayı verecek. Nefse mare utkanlık cihetiyle alevere dalevere ile ona daha değişik davranıyorum. Başkasının parasını kaptırmamak için kime kaptıracak falan yerlere de gidiyor. Şuraya da buraya da gidiyor. Şuna da buraya gidiyor. O kardeşe karşı olan ya bu adamın da kafasını çeldiler ya. Ne uğraşıyorlar buraya derse geliyor diye desem rekabet damarı uyandırır, ihlası zedelenir. Hizmette olan benim kutsiyetimi kaybederim. Dersim tesir etmez. Hep sende suç değil yani. Bu dersi anlamamanın sebebi bende de var. Kutsiyeti kaybeder. Ehli hakikat nazarında sakil bir vaziyet alır ve maddi menfaatı da kaybeder. Ya adam artık görünce dedi ki bir İngiliz hanım tarihçi hayatı sözleri de değil İngilizceye çevirmiş ne anladın demiş. Ben kuşa bakıyor Allah hatırlıyor, ağaca bakıyor Allah hatırlıyor, denize bakıyor Allah hatırlıyor, şimdi ben de adama bakıyorum para hatırlıyor, menfaat hatırlıyor. Olur. Olur. Yani para yani böyle oluyor. Fakat nefs ve heva ve his ve vehim bazen aldatıyorlar. Ha bak günah temeli. Ha çıktı bak çıktı. Bazen her zaman değil. Nefs, heva, his, vehim bazen aldatıyor. Nokta 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 çok cümleler var. Alta aldım hiç. Bazı da hissiyat-ı nefsiye damarlara ilişir. Bir derece hükmünü damara ilişince bak ne oluyor biliyor musun şukarıdaki? Nefs, heva, his ve vehim bazen hükmünü kalbe, akla ve ruha rağmen icra ediyor. Baba neler yapıyor görüyor musun? Akıllı altız, kafa berbat, ruh acayip, depremle uğramış. Yani yukarıdaki takozlar yapıyor işte. Bir insana o dürdü yani şu nefs, heva, his, vehim ne kadar birleşirse... Yani hangi mesela nefs ve heva iki tane o kadar gücü olur veya nefs ve his veya üçü o zaman o nispetle kalp, akıl, ruh onun tesir altına giriyor. Güneş batıyor veya ay tutuluyor. Hasan abi burada kalp, akıl, ruh üç tane ana unsur olarak geçiyor. Demek ki damarlar da bunlarla ilgili. Evet damarlar aferin elhamdülillah. Damarları
birbirine bağlıyor. İşte arkadaşlar, bu nefs, heva, his ve vehim damarın ifrat mertebeleri. Devam edelim. İnsaniyet damarıyla, andeme, olan insaniyetin kurusun ya. Latife insaniye var ya, latife insaniye. Onu bir göstereyim size, ha bu. Latife insaniye, Allahu Ekber. Semiallahu lümen hamide. Hadi bakalım, dur, gayb resimleri nerede? Bir hacive. Bak şuna bakın arkadaşlar. Allah razı olsun, kardeşimiz güzel sanatını burada konuşturmuş ressam. Keşke bütün Müslüman kardeşlerimiz böyle... Bak latife'yi görüyor musunuz? Latife-i Rabbani'yi görüyor musunuz? Latife-i insaniye bak bu. Damar buna girdi mi latife-i insaniye, bunlar komple alt üst oluyor. Bak nefs-i insaniye dışa vuruşu. Ene, ceveri ruh, dışarı çık. Kanunem, zişur, ziyayat, vücud harici. Ziyayatı, zişurdur. Kanunem, vücud harici. Vücud harici buradan çıkıyor. Tak 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 tak. Bunlar dışa vuruşlar. Bunların da dışa vuruşları. Tır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 
Ne yapayım kardeşim, çabuk olalım. Çünkü işimiz çok. Daha ölmeden çok şey okumamız gerekiyor. Ama kabirde de var ama bunun açılımı olacak. İnsaniyet damarı için ben sizi açtım orada. İnsan vardı. Latife insani. O zalimlere acıdım bu damarla. Peki latife insani bozulursa bütün his, duygu, latifelerimiz nereye taşınıyormuş? Hangi moda? İfrat moduna. Latife-i Rabbaniye dersinde okumuştuk. Latife-i Rabbaniye'de latife insani vardı. Latife-i İnsaniye, Kastamonu 104, Kastamonu 110 ve 273 Barla'da Latife-i İnsaniye bozulursa, hulasa ediyorum, bütün hisleri, gadaptır, şehvettir, menfaattır, şöhrettir, tamadır, bütün his, latife, duyguları nereye taşıyormuş? İfrat moduna taşıyor. Bir Latife-i İnsaniye bozulursa, insanın bir latifesi bozulursa, artık beka isteyen o fıtratı fani istemeye başlar. Tamam? Bekanın fiyatını gider faniye verir. Elmas yerine şeyleri alır, camları alır. Bundan kaynaklanıyor diyor ustad. Çok üzerine duruyor. 104, 105, 110, 109 Kastamonu. Burada işte o damarla ilgili de var abi. Evet. Burada da aynı bozulur diye şırıngayla. Damar insaniyi bozar. Evet. Hem o zamandan beri mütemadiyen meydan-ı muarazaya davet edip mağrur ve enaniyetli. Görüyor musunuz? Edipler kimmiş? Mağrur, enaniyetli. Şimdiki edipler, gazete, köşe yazarlar var ya, din düşmanları, mağrur, enaniyetli ediplerin, belilerin damarlarına dokundurup gururlarını kıracak bir tarzda değer kuran. Ve demek ki o dinsizliği yayan köşe yazarları, mağrur, enaniyetli edipler. Şimdi arkadaşlar kaçta kaldık? 58. Tamamı ne kadardır ben bir bakayım. Zannetmiyorum 60 okunmaması lazım. 68. 58'de miyiz? O zaman burada kalalım. Nasıl ki bak geçen hafta ne idare etti? Latife-i Rabbaniye, Latife-i İnsaniye. Dedik ki aynı dersi devam etmeyelim. Yani araya başka şeyler sokalım ki her birkaç dersten sonra tekrar oraya gelelim. Ta ki o toprağa bastıra bastıra gidelim. Mesela Latife-i İnsaniye'yi Ramazan'da yapmış. Latife-i Rabbaniye Ramazan'dan önce bir ders yapmıştık. Sonra koca bir Ramazan girdi. O biraz hazım oldu. Oturdu. Limon içtik. Oturdu. En ağır yemeğin üzerine limon içtik. Sonra Ramazan'ın peşinde çoğunuz yoktunuz, yok zannettiniz dersi veya tatildeydiniz. Latife-i Rabbani ve Latife-i İnsani 2 yapıldı haritalı burada. Şimdi onu devam ettirmedim geçen haftayı. Ta ki başka bir şey sokalım, biraz daha otursun. İnşallah Latife-i Rabbani ve Latife-i İnsani haftaya yine haritalı. O kaldığımız 38. sayfadan devam edeceğiz. Bu Latife-i Damar 58'de kaldık. Bunu da başka şey, yaklaşık olarak böyle yapılmamış 20 tane ders var.
defterde kayıtlı, yapılmış, bitirmiş. 20 tane ders var. En az bu demektir ki bir senelik yükümüzü aldık. Bir senelik daha dersimiz hazır. Şu anda cismaniyeti bitiriyorum, çalışıyorum. Dua edin, dua edin diye söylüyorum. Hiç bu derse benzemeyecek. Yani zaten bizim o haşir, Allah hakkında buğz, odun misalleri veya ruhsal böyle enfusi derslerle hep perde kalmamıştı. Yırtıldı. Cismaniyeti muvaffak olursak, ahirete, iman, kabire, meleklere bir şeyler perde kalacağına inanmıyorum. Ben böyle bilmiyordum. Yani perde merde, buzla su arasında perde var mı? Ne perdesi? Ha böyle olacak. İnşallah öyle inanıyorum. Allah muvaffak ederse. Amin. Ha, şimdi 58'de kaldık sevgili kardeşim. Geceniz mübarek olsun. Allah merhamet eylesin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah nasip eylesin. Ya Rabbi, Müslümanların, hasreten Nur kardeşlerimizin, kızları var, oğlanları var. Evlenme sorunu yaşıyorlar. Allah'ım onların dertlerini bertaraf eyle. Allah'ım evlerinde hastalıkların sebebi olan mevad-i şerire, erba habiseleri hak ile yeksan eyle. Tard eyle Allah'ım. Onların yerine sihata vesile olan erba aliyeleri, ruh kudsileri nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştir. Bizi ve bizi sevenleri ve dostlarımızı ve dostlarınızı, evlad-ı yalinizi, insi ve cinli şeytanların şerrinden, semavi arzafatlardan muhafazayı emin eylesin. Amin. İslam'a, Kur'an'a hadim eylesin. Amin. Ya Rabbi, ordumuzun kılıncını ayağına değil, düşmanına vurdurarak ağlayan alem-i İslam'ı, İttihad İslam'la güldürmeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin. İslamiyetimize, dinimize, mesleğimize, meşrebimize, vatanımıza, milletimize, Müslümanlara, İslam coğrafyasına yardım eden, maddi ve manevi destek olan, siyasi, askeri, fikri, her çeşit destek verenleri muhafaza yemin eyle ya Rabbi. Amin. Onları insi ve cinli şeytanların şerrinde muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Kafirlerin, zındıkların, münafıkların, şeddatların tuzaklarından, suikastlerinden hepsi emin eyle. Amin. Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bizim de arkamızdan böyle dua edenleri nasip eyle ya Rabbi. Amin. Bize dua edenleri, dua isteyenleri, hastaları, dertlileri, borçları, üzerimize hakları olanları, söz verdiğimiz kişileri de bu maide-i Kur'aniye olan şu sofrayı Kur'an'dan hisselerin azim eyle ya Rabbi. Amin. Hepimizi, çoluk çocuğumuzu Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi olan kutsi hakikati, iştirak amal-i uhrevi olan bu kutsi hakikattan hissemizi ziyade eyle ya Rabbi. Amin. Vahir davahümen elhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha. Temassalam.